Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz aslan evlatlarım, canım kardeşlerim. Şu çiçekler açmış tribünlere bakın. Aslan ava çıkmış. Kim durabilir ki önünde acaba? Allah'ın tüyü yolunmuş kuşları, heveslenmeyin. Bugün de 3 tane çakacağız, hiç merak etmeyin. Ceyhun kardeşim gelmiş benim. Aslan evladım bakın. Hepsi birer aslan bunlar. Ceyhun abi zaten videolardan biliyorsunuz arkadaşlar. Can kardeşim de bugün bizimle beraber. Maç başladı. Başladı. Bu arada ne zamandır aklımda, Twitch yayıncısı bizi sürekli izleyen Jurox kardeşime buradan selamlar gönderiyoruz. Jurox, sana bir itirafta bulunayım. Seni ilk tanıdığımda, ilk gördüğümde bana gösterdikleri zaman ismini Jurokez diye okuyordun. Babama da gösterdim. Baba dedim böyle bir arkadaş var bizi izliyor falan. Baba en son sana dün... Vallahi öyle demiş, ben korkuyorum gelmeye. Ne korkuyorsun aslan evladım, gel. Biz fenerleri de ağırlarız, merak etme. İsmi Oğuzhan bu arada. Yayıncılarına da kocaman selamlar sevgiler. Evet, selamlar. Ceyhun abi maç ne oldu? Ben de Mümtaz Reis'e katılıyorum. 3-0 skor tahminim. Rahat mıyız abi? Çok rahatsız ya. Kasacağımı abi ben bugün bir rahat gördüm seni. Evet, çok rahatım. Ne oldu maç? Abi bence 3-1 net 3-1. 3-1. Aslan ava kalktığı zaman, ava gittiği zaman önünde kimse duramaz. Kuşlar, öğrenin bunu. Bilinçli bir şekilde bu tişörtü giydim. Dikkatli bakarsınız 20-21 şampiyonu Beşiktaş diyor. Vodafone Park'a bekliyoruz. Kartal kolay lokma değildir. Vodafone Park'ta Mümtaz Reis balkon sefası. Hadi evladım, hadi bakayım mekteme. Hadi aslanıma bak be. Bugün santraforda Zaniolo oynuyor değil mi? Hadi geldi, geldi. Vodafone Park'a ha, Vodafone Park'a. Gelin. Gelin he, nasibinizi alın siz de. Ay siz geliyorsunuz Vodafone Park'a. Fark eder mi ya, biz her yere gideriz. Her yer aslan, her yer. Her yer aslanın av sahasıdır. Vodafone Park'ta da avlarız, kendi sahamızda da avlarız. Hiç fark etmiyor. Ceyhun abi ne diyorsun? Çok temiz bir gol oldu. Çalışılmış bir goldü aslında. Hazırlanışa bak, hazırlanışa. Da gol inceleniyor. Ya incele, bak. Sabaha kadar incele. Vallahi inceleniyor. Tabii incele. Sabaha kadar canım. Ya sabaha kadar zaten. Var ya, hep inceliyor. İptal etsin 3 tane daha. Ya Galatasaray'a hep aynı hakem vermişler bak. Galatasaray'ı yenerek. Bilerek. Kimlerek aynı hakeme veriyorlar bakın. Hiçbir şey yapmadım. Tertemiz gol. Şuna bakıyor. Tertemiz gol. Tertemiz. Baba, baba bir dakika. Bak şimdi Allah razı olsun galiba. Tertemiz bir gol. Bunu iptal ederlerse 35 milyonluk camia ayağa kalkar. İncelemesi be. Kendisi adamlar. Hadi yürü. İnceleme. Galatasaray'a geldi mi? 5 dakika inceleme. Fener'e geldi mi? İnceleme yok. Bayan listi. Dosya kapandı. Mersom var orada aslan evladım. Vallahi içime enteresan bir şekilde Cagne'nin gol atacağı doğdu ya. Ya başladım şimdi Cagne sana da. Gol atacak ve sevinecek. Bak ya dediğim gibi. Ya geldi atla. Öyle geldi içime ya. Daha git o zaman. Benim önümde konuşma bunları. Şimdi çarpar benim bir tersine. Cagne seni de başlattırma şimdi. Cagne kim? Profesör Jesus'u kaça gönderiyorduk? He? Profesör Jesus'u kaça gönderiyorduk? 19.07'ye lan cebine gelsin şampiyonluk. Tamam hocam. Şampiyonluk şarkıları cebinde çalsın. Evet, aynen. Nasıl geçti doğru? Oy. Bu ikili sakın. Hadi oğlum be, hadi Kerem. Yürü evladım. Kerem pasını verdi. La vur. Çak oğlum. Çak be ya, çak be. Çak be. Ne lan bunlar be? Neler gidiyor ya? Hadi oğlum bir daha. Sanırsın Barcelona gibi oynuyor. Hadi oğlum, Barcelona ya. Türkiye'nin Real Madrid'i bu ya. Nasıl kaçar o ya? Hadi aslanlarım abi. Kerem. Gol var orada. Aa, hakeme bak ha. Ay hakeme bakın hakeme. Teneke hakem bu ha. Bu Galatasaray düşmanı ha. Bu Galatasaray yediydi geçen maçta. Fener'in kongresi Lale Hanımefendi. Lale orta. Orta. Tak orta. 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 Ona orta yapacaklar. Sezon sonunda. Galatasaray dibdom yapacak ortayı. Bu maç 4'e 5'e gider herhalde. Dağlara tabii ki gidecek. Resital var. Allah Allah, bundan sonra her maç resital. Bundan sonra her maç Galatasaray resitali.
Aha Cagne! 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 Ya çıktın oradan. Allah Cagne! Cagne! Allah kahretsin cerahını kodumu çakı! Cagne çıkma bu kadar! En bayacı ama sevinmedi. Tamam sevinmedi. Küfür etme baba sevinmedi. Ya gel! Sevinmedi adam bak böyle bir. Cagne bırakacak dedi kardeşim ya Allah kahretsin. Fark etmez ya fark etmez. Yediğinin fazlasını atar merak etme. Cagne! Kendileri kaçındılar şimdi. Sevinmedi adam gördün mü? Yalnız anca böyle şansa gol atarlardı biliyor musun? Balığına gol. Beleşe. Valla ortak var orada. Bana gitsin. Orada bir şey var. Ortak var orada. Yerden, orada ortak var. Bir bana gitsin bakalım görelim kim varı. Bak. Bana gidin kardeşim. Ortak var orada. En bayit Cagne. Yani ortak var. Ya, yok ya. Ortak var. Aynı abi. Şurada var ya. Bir tık bak bir santim. Offside var. Santimle offside oluyor mu? Offside bir santim. Offside bilmem tarttı mini mini mini. Offside var orada. Verdi golü. En bayit Cagne. Normal. Galatasaray'a geldi. Orada offside var. Ama bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'a geliyormuş seni Cagne. Sevinmedin zaten. Ya Allah aşkına Abdullah bana sevinmedin. Kaldırırım yanımdan. Sevinmedi adam. Defol git oradan hadi. Sıçtırma Cagne sürekinde ha. Offside var orada işte ya Allah Allah. Offside bu. Burada bir de offside. Bırakın bu işleri hadi yallah. Hem çiziyor yok diyor. Bu çizmeye diyor ha offside var orada. Bakın bugün var ya. Üst üste koyacağız. Hakem nerede beraber geçirecek? Bir puan kaybı. İmkansız. Her şeyi değiştirebilir. Ya Çanakkale git yanımdan benim ya. Niye ya? Sinan git yanımdan. Ne oldu pas geldi. Sen git yanımdan. Abdülkerim indirdi. Oliveira. Zaniolo'yu gördü. Zaniolo. Sırıldı bak. Ben penaltı. Penaltı. Bana bak ya bunu. Bak bu penaltı. Bu Allah cezanızı versin. Penaltı ya. Buradasın. Allah kahretsin çizimini bunlar ya. Penaltı. Penaltı. Bana penaltıyı. Bu Allah cezanı versin seni. Adi hakem, ahlaksız hakem. Bu Allah kahretsin seni. Şimdi bakalım bana. Bak çene girmez bu maç ya. Offside var mı? Lan offside. Penaltı. Penaltı ya. Abi topla alakası yok. İlk hamle topu alakası. Ya var nerede ulan var. Ağzına sürttüm lan herifleri. Var nerede var. Sakin ol baba ya Allah aşkına. Bana bile bakmadı adamlar. Sıkarım ulan böyle futbola. Ya dur bir dakika ya sakin ol sanki maç gitti 25. dakika ya. Balkona çıktı. Ben kaçır mıyım bunu? Ya baba Allah aşkına ya. Ya ne dedi? Sıkarım böyle futbola Türkiye'de. Bok herifler. Artık iyice rezilliği çıkarttınız. Artık serinmez bu lig. Vara gitmek yok. Evet. Vara gitmiyor. Vara gitme lan hiçbir şey. Vara gitmiyordu. Bireysel karar verip geçiyor adam ya. Hiç vara gitmiyor. Vara kendini... Ya zaten... Ama... Ya Galatasaray düşmanı bu hakem. Daha önce bir uğradı. İnadına geliyorlar. Galatasaray'a veriyorlar. Ulan seni bir sokakta bir yerde bir bulsam var ya. Ulan hakem. Seni bir yerde sokakta bir yerde sen bir rastlasan bana. Bana mısın? Bak ne yaparım o zaman bir göresin sen ne yapacağımı. Ne yapacağımı o zaman görürsün. Bak şöyle böyle yapacağım demiyorum. Sen bir sokakta rasta bana ne yapacağımı göreceksin. Rezil lan. Muhtaralar enteresan bir hata. Allah'ım içi geldi. Ben... Neyse lan rahat edeceğiz de gerek yok bu kadar heyecanlı. Ya Mustafa bu olmaz yani burada anladın mı? Baba ben senin gibi profesyonel bunu yapmaz abi ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bundan dolayı sen niye Galatasaray'ın kazandığı formayı giymiyorsun? Getireyim mi? Sen gir yarından kalktın. Kalktın mı? Kalktın mı? Kalktın mı? Kalktın mı? Evet Mümtaz Bey ise uğursuz geldim arkadaşlar. Yaramadı çok da üstüne gitmiyorum. Biraz da sinirlendi. Galatasaray'ın penaltısını vermediler. Haklı olarak şu anda Fenerbahçe'nin kullandığı Allah belanızı verecek. Bak söylüyorum. Ankara'da hakemler Allah belanızı verecek rezil herifler sizin. Hocam bu kara günlük oynuyor ha. Niye oynuyor? Diye daha önce oynamıyor. Niye? Ay daha demin resital yapıyordu daha ya. Önce, daha demin resital yapıyordu. Daha önce niye oynamıyor da şimdi oynuyor? Oturun düşünün bunları. Daha demin. Ya Fenerbahçe kasanın ağacını açmış herkese prim dağıtıyor. Paraları dağıtıyorlar. Her tarafa dağıtıyorlar. Ya hani bak, sen aldaydın bak, sen. Bunların bak. Bunların şeye çıkacak. Ulan tekerlek Cagne. He? Tekerlek Cagne. Galatasaray'da oynamıyordun böyle ha? Lob
Janice ceza sahasına çevirdi. Direk ve gol! Belamızı ver. Ne korktun ya? Ne korktun ya? Ne korktun ya? Ne Allah'ım, hayatımda ben böyle bir şey görmedim. Ne biçim baller oluyor biliyorsun ya? Kolum beni açtı. Bir tane güzel bir nasıl yapar? Tamam ya. Işte çivilden çıkardım, balkon sefası geldi. Bak saçı boya başladı. Kafası nereye ya? Lan sen kendi kaleye mi gol atmaya çalışıyorsun? Ne kaçalım lan ben? Nereye? Formayı değiştiriyor. Formayı değiştiriyor. Yaramadı ben dedim ona. Ne diyorsun Cihan abi? 4-2 diyordun. Basit bir şekilde gol. Rahat mısın abi? Abi hala da rahatım, 4-3 diyorum bu sefer. Onlar gol attıkça ben de kendimizi gidi arttıracak. Vay be. Abi bir tane düzgün golleri yok. Gol ben sana söyleyeyim, bu maç sana söverler ayağını uğursuz öyle geldi şey diye. Öyle bir şey yok abi, yemeyeceğiz, rahat ol. Baba! Levent, top dışarıda taç. İlk saha maçında... Tamam. Maçı aldınız baba. Maçı aldık. Neyse ben şimdi oyun buradan nasıl dönüyor bak. Oyun buradan nasıl dönüyor bak şimdi. Allah cezalarını versin inşallah. Ne söyleyeyim? Oyuna sıçtırdık çocuklar. Transfer düşmüştüm. Anlaşıldı. Bok oldu boklar. Kerem. Şampiyonluğa oynayan takımın adamları. Kim'den? Transfer düşmüştüm. Kerem. Hayır. Niye ya? Hayır, gelme. Buraya, oraya oturmayayım mı? Çıktın hadi. Yerden geldi. Farklı. Hadi Kumpe yerden kare sahasına. Son anda Ryan Mania. Yap lan be. Yap. Adına sistemin çocuğu. Şampiyonluğa oynuyorsun ya, nesin köpek? He? Prim mi aldınız ulan? He? Aziler. Baba. Ben yap ya. Ya dur tamam, kendine yapacak, bir şey yap ya. Kendine bir Aziler. Şey yap. Aziler. Kendi sahanda kara görünümde 3 tane gol yiyemezsin. Ben yiyemez, ben konuşmuyorum, sonunda konuşacağım. Sahada hakemler değil. Ya dur bakalım, konuşacağız. Sen kara gömlük gibi bir takımdan kendi sahanda 3 gol yiyemezsin. Bitti o kadar. Keden Zaniolo'ya. Zaniolo döndü vurdu. Tekrar Zaniolo. Bir dakika. Şey ya vermezler ya. İşte sen ne olur oğlum, beklemeyin ya. Vardan bir şey beklemeyin evladım ya. Allah. Beklemeyin diyorum size. Şimdi bu orta hakemi gene getirdiler. Sanki Türkiye'de başka hakem yok ha. Galatasaray'ı yiyen hakem, aleyhine çalışan hakemi getirip bu hakeme verdiler. Niye? Niye? Sebep ne? Ben de soruyorum şimdi. Merkez Hakem Kurumu'na soruyorum. Bu hakemi niye bu maça verdiniz arkadaş? Ya cevap istiyorum ya. Başka Türkiye'de hakem yok mu? Bu hakemi neden verdiniz Galatasaray maçı? Vardan penaltı gelecek. Ya vermezler bunlar ya. Vermez. Taraftar delirir şu an çünkü bak. Taraftar delirir şu an. Vermez bunlar ya. Galatasaray'ın düşmanı bunlar. Vermez. Abi izle, hak vereceksin bak. Vermez. Bak burada. Elakip. Elini açmış bana, ben gibi penaltı. Rezil adamlar. Neyin incelemesi be? Galatasaray'a geldi mi 10 dakika inceleme. Fener'e geldi mi inceleme yok. Penaltı vermezse zaten kalkıp gidiyorum. Seyretmiyorum bu maçı. Bak böyle bak, yemin ettim lazım. Bu maçı seyretmem. Eğer bu penaltıyı da vermezlerse bu maçı şimdi seyretmiyorum bu adamlar. Abi anlamadım bir şey. Bunu şu an niye 8 kere izliyor? Yani ya oğlum Galatasaray izlemiyor ya. Allah. Kavga çıkacak, kavga! Rezil hakim! Bak! Puanlar cezanı versin! Ulan ah, ben orada olacağım da senin ağzına sıçmaz diyeyim. Senin rezil hakem seni o ha! Ahlaksız hakem seni. Ne diyecek, çok merak ediyorum. Vereceksin o penaltıyı! Ver o penaltıyı! Ahlaksızlar! Bir an böyle yaptı ya, vermeyecek zannettim. Pilonu'yu duydun mu? Ağzını okudum İtalyanca. Ya Pilonu'nun ağzına sıçtırma şimdi ya! Pilo! Oliveira çok konsantre. Batuhan kalesinde. Beyazlılara bakın, kimi giriyor mu girmiyor mu sahaya? Oliveira. Hadi güle güle.
Geldi geldi geliyor. 45-6-1 Galatasaray 2. Cemil abi kendine gelmeye başladı. Kırmızıdan beyaza dönmeye başladı yüzü. Baba sen daha 3. golden sonra geleceksin herhalde kendine. Gelmeyeceğim artık. Bu rezillikten sonra dörtten sonra. Hiç gelmeyeceğim artık. Hiç sevinmeyeceğim. Artık hiç sevinmeyeceğim zaten. Ya delirttiniz taraftarı. Delirttiniz ulan taraftarı. Rezil herifler. Anladınız mı? Taraftarı delirttiniz. Her konuda kafanıza yiyeceğiniz orada. Zaniolo. Üç kişi tutuyor ya. Üç kişi tutuyor Zaniolo'yu ya. Nasıl soruyorlar? Üç kişi, üç kişi. Bak üç kişi tutuyor. Zaniolo'yu üç kişi tutuyor. Koyacaklar yavrum. Koyacaklar. Rahat ol lan koyacaklar. Adam gözünü kapatmış sayama. Hadi. Koyacaklar yavrum koyacaklar. Rahat olun. Evet ilk yarı Galatasaray 2 Karagümrük 3. Ne diyorsun baba? Yorum yok. İlk yarı yorumlamadım Mümtaz Bey. Rezilliği yorumlayamam. Kapazeliği yorumlayamam. Cemil abi sen yorumlar mısın? Rahat rahat maç izlemeye devam ediyorsun abi. Valla ben skordan rahat olduğum için valla sadece takımın oyunundan memnun değilim. Hala dönecek diyor musun abi? Evet ısrarla diyorum maç dönmek zorunda abi. Abi şu maçta 4-5-3. Orada 50 bin tane taraftar oraya gelmişse Galatasaray bu maçı buradan döndürmek zorunda. İkinci yarı bakalım neler olacak. Yine boya doldurdu ceza sahasına. Nicholas kafayı vurdu. Nicholas. Kaç kişiye bakıyorlar ya? Bakıyorsunuz topa ya. Allah Allah. Doğru. Bir tane kaç verdi ya Nicholas'a. Nasıl oldu ya? Nicholas. Vah 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 vah. Nasıl oldu be? Nicholas sarı kart gördü. Esasında bir sarı kartı daha olması lazım. Değil mi? Kimin evet, oldu? Kimin? Evet. Aynı hareket değil. Kimin? Nicholas mı? Evet. Aynısı. Sen mi söyle baba ismini? Adını söyle adam. Nicholas mıdır ne boktu? Tabi aynı hareketi demiyorum evet. Ki ya. Bir sarı kart daha olsaydı kırmızı kart diyecekti. Ne oluyor be? Neye başlıyor ya? Hayır şu yüzün kızarmış da olsun. He bakayım bir. Ne oldu sen bir yüzünü sardın. Ateşin mi düşecek sen? Aynur buna ilaç falan vermediler mi? Mertens gördü Raşit sayı. Raşit sağ yerden çevirdi. Penaltı var mı orada? Niye düştü o? O çocuk niye düştü ya? Dur bakalım. Niye düştü o çocuk ya? Ben diyorum o çocuk niye düştü ya? O çocuk niye düştü ya? Gösterin şu pozisyonu. O çocuk orada niye düştü? Aa tutmuş. İndirmiş. Penaltı. Penaltı. Net göstersin de. Penaltı. Tutuyor. İndirdi. %100. Penaltı. Adamı geçirmedi ya. Adamı geçirmedi. Allah kendini ayarlar. Nereden çağırırlar belki. Vallahi ben var bana. Abi 2 dakika bekle. Bak şimdi bana küfür ederim ha. Şimdi bana küfür ettirme şunu bana. Icardi giriyor. Değiştirebilir oyunu. Eğer değiştirirse de bir daha ağzıma Abu Bakar dersem harbiden böyleyim. Başka bir şey söylemiyorum. Icardi bu maçı çevirsin. Söz. Bak böyleyim diyorum bak böyleyim. Geriden dedi. Çevirirse helal olsun. Kerem Aktürkoğlu yaptı ortayı. Savunmada Nicholas yine Kerem. Nicholas. Ryan Vanya bir kez daha Kerem topa dokundu. Nicholas. Şimdi küfür ettirme Nicholas'ına da atın hadi. Bak çekiyor bak çekti. Bu biraz basit. Çekti. Ya, bu biraz basit. Çekti yok, abi yok. Çekti. Ama yok. Bu ilk önce düşüyor ondan sonra elini koyuyor. Düşmüş yani atmışken. Vay. Nasıl küfür ettirme ya? Çıkartmayın bunları. Ya çakayım lan. Çıkartmayın onları. Vallahi sen birbirine baba. Penaltı. Ver bakayım buraya. Ver oraya yeter artık be. Yetti. Canımıza tak etti artık be. Hadi lan Cagney sen de var ya. Hadi lan yürü Cagney. Çünkü sen seni. Bu da var ya harbiden. Terbiyesiz seni lan kör seni. Dost musun lan mısın lan? Ne bu köpek seni? Çünkü hareketini. Makasa alıyorsun şey makasa. Al makasa. Bak makasa. Makas var. Şey makası. Makasa bakın makasa. Haksızlığı yapanların Allah ayaklarına dolaştıracak. Rezil herifler. Icardi geliyor. Icardi, ya ne gerek var gerizekalı yapma şunu işte ya. Ulan böyle bir maçta sen panenka atıyorsun. Ya sövsem şimdi buna var ya. Bir saat söverim ya. Yorumun mütazı neyse bırakıyorum. Ben bir şey demiyorum. Sıran oldum şu an yani. Ya niye Icardi'ye attırıyorsun?
Icardi atıyor hep. Okan niye Icardi'yi atıyor? Okan'a kızarım ben. Niye Icardi'yi atmıyorum? Hep Icardi atıyorum. Icardi atıyor. Fakat adam sakatlıktan gelip madem öyle. Sakatlıkla ne alakası var? Artistlik yapmış salak. Boş ver. Sen de bak bana diyorsun Aboubakar'ı Gökler'e çıkartıyorum diye al Gökler'e çıkarttın adama bak. Öyle penaltı mı atılır? Ronaldinho musun sen? Zidane mısın? Böyle bir maçta yani sen Allah aşkına normal kaçırsa eyvallah. Nedir bu ya? Bugün başımıza gelen nedir bu rezillik ya? Nabaliliğe bakar mısın? Yapma ya. Çıktı. Ama haklı bu sefer haklı. Bu sefer ben de onunla beraber oturacağım arkadaşlar. Yan yana oturalım. Baba. Ya ben maçı seyretmem arkadaş. Yok vallahi. Ya otur valla daha belli olmaz. Ya belli olmaz. Ya seyretmem bu maçı arkadaş yeter bitti. Belli olmaz sanktörüm diyorum da. Sanktörüm çıktı arkadaş hastayım ya Allah abi, Allah. Belli olmaz ama belli abi, olmaz. Ben de sıçarım beline de kalbim ben de söylemem. Abi böyle bir şey yok ama ya. Bunu yapamazsın yani sen. Ardın ya attı maç, bu, yapma, maç bu noktadayken bu hareket olmaz yani. Bir gün antrenmanda yap. Taraftarların tepkisini alacak bak. Sırf bunlar. Al bu topları artık ya. Bir kere alalım bu topları tekte ya. Karadan değiştirmedi adam biliyor musun? Allah Allah. Karadan değiştirmedi ya. Yerde kalmıştı Bertol Erçin. Ya bu nedir ya? Ya bir sürü antrenmanda. Lan bu kadar bu şanslara güvendi lan. Antrenmanda bu kadar. Bak. Kapağına kızdı. Çok sinirlendi. Nasıl yapıyorsun sen? Anlamadım değil mi? Ya baba Allah aşkına dönecek hadi oğlum maç. Hadi yürü şimdi kırdırma bana telefonunu falan ha. Belki ilk kez penaltı kurtardı Batuhan. Ne kurtardı ya ayıp be. Anlatan da sen penaltı mısın be? Neyi kurtardı ya? Kurtarmış neyi kurtardı? Gel ben atayım da kurtarsın bakayım hadi. Ben ona bir penaltı çekeyim. Kolda meydan var mı iddiaya girer? Varsa iddiaya giren açıktan gider. Ben ona bir penaltı çekip gelsin kurtarsın bir kere olsun. Sokar hadi. Mısın baba içeriye? Topla beraber toplayan kelepçin. Penaltı nasıl attığını gösteririm ona ben. Futbol kiratlosu. UEFA, UEFA bunlara ne diyor yani ne yapacak? Esasında ben mahkemeye veririm bunları ya. Vallahi futbol mahkemesine veririm ya. O seneye var ya önümüzdeki sene. Ne İtalyan'ı alırım ne Icardi'yi alırım. Bak hayır. Ya geldin mi dedi mi? Geldin mi dedi mi? Gitsin. Ya bir maç oynayacak, iki maç oynayacak. Bak ben buradan söylüyorum. Sakın Icardi'ye sayın Dursun Özbek kardeşim. Icardi'yi almaya falan kalkmayın. O İtalyan'ı da almaya kalkmayın. Gönderin gitsinler bunlar. Sen yorumla abi Icardi'yi. Ben almam. Icardi bence de yani öyle çok yukarılara çıkarılacak bir oyuncu değil ya. Ben o Icardi o performansı görmedim yani. Zaniolo. Ondan hiç ondan da bir şey yok. Abi normal standart futbolcular bunlar ya. Alma. Türkiye'ye geldi yok Zaniolo nasıl aldı lan bunlar? Lan Zaniolo kim lan? Zaniolo gibi aldığın yabancı. Böyle maçların kaderini değiştiremiyorsa. Evet. Icardi gibi adam böyle maçın kaderini değiştiremiyorsa ben yabancı böyle yabancı almam. Lütfen baba içinde günü söyle. Icardi mi Aboubakar mı? Ya ikisi de değil. Hangisi ya? Ya ikisi de değil ya vallahi. Valencia mı? Benim anlaşıma göre ikisi de değil. Valencia mı? Valencia da değil. Şimdi Kerem'i gördüm. Evet, Mbaye Jack'le diyorum Ümtazlı'yız. Drogba! Alabiliyor musun Drogba gibi adamı? Pas geldi Torreira'ya. Torreira topu kaldırdı. Ceza sahasına Kerem indirdi. Icardi vuramadı. Atak devam ediyor. Vuraa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 a
Bana sinirlenme dedim ya. Kim attı golü? Boya. Gol işte be gol. Yeter ya yeter. Bir tane Mümtaz Reis için gel. Gel. Kendine gel bir ya. Bırak. Bırak. Hak ettiniz. Bu maçı hak ettiler. Bu maçı hak ettiler. Icardi aynen. Bir tane atarsa affettirir baba kendini. Affettirir. Atmazsa Icardi benim gözümden düştü. Affettirir mi abi? Affettirir ya. Icardi bugün bir gol atıp da bu maçı kazandırmazsa Icardi benim gözümden düştü. Icardi. Başkalarının gözünden ister düşer ister. Icardi yine bana söylüyorum. Eğer bir gol atarsan Abubakar senden daha iyi demeyeceğim. Dersem topu. Vay anasını arkadaş ya. Neler oldu bugün ya? Vallahi bir akıl tutulması ya. Yusara'ya girdi. Kenan aradan oynadı. Gol! Lan! Bu lan Icardi, bu lan Icardi! Ya oğlum düzgün vursana şu topa! Şerefsiz herife bak ya!
Yok canım orada. Zor topu abi, zor topu. O çok zor topu abi. Ya bro, ayağını sokuversen yukarıda. Ya sokuver bu tarafa ben, bu tarafa, bu tarafa. Çok kapalı, çok kapalı. Ne kapalı ya? Ya onu Abubakar bile atamaz ya. Yukarıda diyorsun. Ben tarafı çizim, Abubakar da sana da. Ya bu kara gümrük küme mi düşecek? Niye vallahi bu hırs? Ben onu anlamadım ha. Ben ya. Ali Koç'tan prim almış. Dağıtıyor kekleri Ali Koç'tan, atıyor böyle. Veriyor herkese kekleri. Türkiye gidiyor, gidiyor. Fenerbahçe şampiyon olamazsa gidiyor. Onu tutmayacaklar. Her türlü saldırıyor. Anlamıyor musunuz ya? Benim sorguladığım gibi herkes sorgulasın. Kasımpaşa'daki bu hırs niye? Kasımpaşa değil, kara gümrük. Kara gümrük işte. Cevin abi yine rahat rahat maçı izliyor bu arada arkadaşlar. Ümitlerim tükenmedi abi. Son gün gelene kadar umudum yetti. Ya Galatasaray bile bile verdi Ceyhun ya. Ne benim ümitim kaldı ya. Bak baksana sen ya. Hakemler bir taraftan. Kendi yaptığı hatalar bir taraftan. Maç bile bile bitti. İki golün atıldığı maç bitti. Kazanan yok. Galatasaray 3. Ramakars Fatih. Valla benim yorumum Icardi maçı verdi. Bu kadar güvendiğimiz Icardi maçı verdi lan adamlar. Ne diyorsunuz baba? Ben de bir şey yok. Rezillik diyorum sadece. Sadece rezillik. Türkiye'de futbolun bittiğini ya zaten ben biliyordum da. Türkiye'de futbol zaten yerlerde bak, sürüyor. Bak, bak, burada bak, Türkiye'de burada futbol falan zaten yok. Eline çarpmış da. Türkiye'de futbol falan yok. Bu da olmadığının ispatı. Son pozisyon. Bir tiyatro oynanıyor. Federasyon tiyatrosu. Merkez Hakem Komitesi tiyatrosu, Fenerbahçe Kongre üyesi, yani orta tiyatrosu. Bir tiyatro oynanıyor. Allah selamet versin böyle futbola. Videolarımızı beğeniyorsanız arkadaşlar like atmayı, kanala abone olup bize destek vermeyi unutmayın. Çekilişi Fenerbahçe maçından sonra yaparız. Fenerbahçe maçını atarım. Fenerbahçe maçından sonra çekilişi başlatırız arkadaşlar. Lale Orta hanımı hakem kurulunun başına getiren kim? Getirttiren, bunun arkasında olan kim? Ali Koç. Her tarafı ahtapotun kollarıyla sarmış. Çünkü geçen sene bir laf söyledi. Biz dedi şampiyonluğun, kupanın dedi alınmasını sade sahada olmadığını öğrendik dedi. Ona göre abi. Bundan sonra planlar, projeler başladı. Bunları hep atlıyor herkes. Bu sene şampiyon olamazsa Fener, Ali Koç gidiyor. Gitmesin diye her türlü saldırıyı yapıyor. Bakın söylüyorum. Her türlü dalavere var. Bu hakem Galatasaray'ı daha önce doğradı. Penaltılarını vermiyor adam bu. Daha önce de vermedi. 3 maçta 2 maçta Galatasaray'ın penaltısını yiyen adamı getirip tekrar koyuyorlar. Kardeşim artık yani bir şey konuşmuyorum. Tiyatro. Bütün bu çekimleri 3 maç, 4 maç, 5 maç incelensinler. Futbol mahkemesine başvursun Galatasaray. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için her türlü rezillik, kepazelik, tiyatro oynanıyor. Ne söyleyeyim daha ya?